Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Tayo'nun dünyayı savunma planı 1. Yıldızlar sonsuz evrende parlar. Dur bakalım Prenses Rey. Eyvah, uzay korsanları Prenses Rey'i kovalamaktadır. Ne yapacağım ben? Neden bu tehlikeli yoldan gidiyor? Yakaladım. Eyvah, ne yapacağım ben? Geri döndüğümde beni çok övecekler. Artık dayanamıyorum. Şu ilerideki gezegene kaçmam lazım. Ve bu da bizim yaşadığımız gezegen Dünya. Vay canına! Çok güzelmiş. Evrende Dünya'dan başka birçok gezegen daha bulunur. Bayan Örmen, diğer gezegenlerde de bizler gibi yaşayan arabalar var mı? Bundan pek emin değilim. Wow. O gezegenler arasında Yonca gezegeni de olmalı. Acaba Prenses Rey ne durumda? Çok şükür bugün de okul bitti. Hadi karaca geri dönelim. Ne? Bunu gördünüz mü? Biraz önce yıldız kaydı. Siz de gördünüz mü? Mümkün değil. Bu saatte nasıl kayan bir yıldız görebilirsin ki? Rogi haklı. Ama ben kaydığını gördüğümden eminim. Bu çok ilginç. Arkadaşlar gidip düştüğü yere bakacağım şimdi. Tayo! Ne? Prenses Rey'i yakalamak üzereyken kaçırdın mı? Üzgünüm baba. Şuramı incittiğim için kaçırdım. Böyle yaparsan varisim olamazsın. Ne bekliyorsunuz? Gidin ve hemen Prenses Rey'i yakalayın. Baş üstüne efendim. Kaptan, Prenses Rey'i bulduk. Ne? İşte orada. O kılıkla kendini tanıyamayacağımızı mı sanmış? Olamaz. Burhane'yi Prenses Rey sanıyor. Prenses Rey, bu sefer seni yakalayacağım. Sanırım buralara bir yere düştü. Ama bu Prenses Rey'in gemisi değil mi? Tayo! Gerçekten sensin Tayo. Prenses Rey? Ama nasıl? Burada ne işin var senin? Uzay korsanları beni kovalıyordu. Ben de buraya kaçtım. Meğer senin bulunduğun gezegene gelmişim. Anladım. O halde iyi ki seninle karşılaşmışız. Hadi şimdi bizim garaja gidelim. Olur. Ben geldim. Kon! Hana! Hepiniz buradasınız. Tayo nerede? Kayan bir yıldız gördüğünü söyledi ve ardından düştüğü yere bakmaya gitti. Ne? Gündüz vakti kayan bir yıldız mı görmüş? Yakala surat. Hiç sorun değil. Ne yapıyorsun surat? Vay canına. O da ne öyle? Olamaz, ne oldu? Korkuyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Prensesi buralarda göremiyorum. Ben de. Çoktan kaçmış olmalı. Askerler, gidip Prenses Rey'i arayın. Hemen. Galiba bu tehlikeli bir şey. Çok büyükmüş. Küçük otobüs Tayo. Neler oluyor? Hadi kaçalım. Yardım edin. Prenses bu
burada mı saklanıyor? Çok korkuyorum. Biri bana Prenses Rey'in nerede olduğunu söylesin. Sessiz kalırsanız cezanızı çekersiniz. Dur! Arkadaşlarıma zorbalık yapamazsın. Adalet adına seni bağışlamayacağım. Hey, buz pes arıyor. Evet, sonunda... Eğer buna bir son vermezsen bedelini ödersin, tamam mı? Ne? Asıl sen bedel ödeyeceksin. Ne bu gerçek lazer ışını? Sıcak mı geldi? Nereye gittiniz sanıyorsun? Ne cesaretle bize karşı gelirsin. Buna pişman olacaksın. Beni bu seferlik bağışlayın lütfen. Bana bu kızın nerede olduğunu söylersen seni bırakırım. Hanedan mı söz ediyorsun? Demek tanıyorsun. Nerede olduğunu söyle. Garajda olması gerekiyor. Trafik neden bu kadar sıkışık ki? Son dakika haberleri. Bugün uzaydan geldiği düşünülen büyük bir uzay gemisi nehir tarafında görüldü. Yoksa bu... Zorbanın kalesi mi? Gördüğünüz gibi uzaydan gelen vahşi bir çete yollarda kaosa neden oldu. Prenses Rey, sonsuza dek saklanamazsın. Ne yapacağım ben? Zorba beni takip etmiş olmalı. Olamaz. Arkadaşlarıma haber vermem gerekiyor. Hayır, çok geç kaldı. Hala o kayan yıldızı mı arıyor? Bunlar... Arkadaşlar, bunlar şey değil mi? Zorba'nın askerleri. Olamaz. Ne işleri var onların burada? Sonunda seni yakaladım Prenses Rey. Prenses Rey mi? Arkadaşlar... Sanırım Zorba Hana'yı Prenses Rey zannediyor. Baksanıza. Ne? Bana hemen prensesi getirin. Hemen kapat. Ne? Hana kaç, çabuk kal. Hadi. Peki. Hana kaç. Tamam. Prenses Rey kaçıyor. Olduğun yerde kal. Bir yere kaçamazsın. Hiç sanmıyorum. Bunu beklemiyordun değil mi? Şimdi yakaladık. Yakalasana hadi. İşte yakaladık. Hadi prensesi getirin. Orada değil. Gitmiş. Yok burada. Neler oluyor orada? Şu tarafa bak. Bu taraftan. Şimdi yakaladım. Yakaladım. Az kalsın yakalanıyorduk Hana. Umarım Rogi de iyidir. Ona bir şey olmaz. Sen de hemen saklanmalısın. Olmaz. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Artık kaçamayacaksınız. Şimdi! Tamam. Buraya giremezler. Neler oluyor böyle? Bu kötü adamlar da nereden çıktı? Seni yakalarım. Askerler, gidiyoruz. Bırak beni. Ne? Bu da ne? Hana! Arkadaşlar! Tayo! Ne oldu size? Bir şey mi oldu? Biricik Hana'mız Zorba tarafından kaçırıldı. Ne? Ne? Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu. Öyle deme prenses. Hana'yı kurtarmaktan başka çaremiz yok. Ama o uzaylılar gerçekten çok güçlü. Doğru. Lazer ışınları kullanıyorlar ve dev gibi robotları var. Hiçbir şey yapamayız. Şu an gitsek bile. Ama... Merak etmeyin. Ben size yardım edebilirim. Pekala. Alın bakalım. Bunlar...
Bunlar çöp ama. Peki şimdi bunlarla ne yapacağız biz? Bekleyin de görün. Rufri, Rubidi, Rufri, Ru. Bu çok iyiymiş ya. Bunlarla zorbayı yenebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, sihrin etkisi çok uzun sürmüyor. Uzun süre orada kalırsanız ekipmanlarınız kaybolabilir. Hiç endişelenme. Hı? Onu kurtarıp döneceğiz, tamam mı? Zorba seni görmemeli. Bence sen burada saklanmalısın. Ne dersin? Tamam. Harika. Küçük otobüsler kurtarmaya gidiyor. Küçük otobüsler her zamankinden daha güçlü. Ama Hana'yı kurtarabilecekler mi? Biz inşaat arabaları sirkiyiz. İnsanlar sokak ortasında toplanmış. Neler oluyor? Duyduk, duymadık demeyin. Şehre rüyalar sirki geldi. Buyurun gelin. Evet efendim. Ha? Herkese birer tane davetiye. Bu kalabalık buyurun da ne gelin böyle? Tayo. Tanışıyor muyuz? Benim ben. Sihirbaz Joey. Ya çok iyi geldi. Yüzümde makyaj varken sıcak basıyor. Neyse çıkarınca ferahladım. Peki neden bir palyaço gibi giyindin ki? Haftaya dünyaca ünlü bir seyyar sirkle görev alacağım. Tanıtım için giyindim. Tada, Joey'nin sihirli sirki. Vay canına, sirk mi? Çok iyiymiş. Çok eğlenceli olacak. Mutlaka bekliyorum. Tamam, geleceğim. Neyse, sonra görüşürüz. Bol şans sana. Teşekkür ederim. Pekala, tanıtımıma biraz devam edeyim. Alo, merhaba patron. Ne var ne yok? Ne? Üyelerinizden biri yaralandığı için gelemiyor musunuz? Peki ne zaman gelebilirsiniz? Ne? Bir ay sonra mı? Olamaz, ne yapacağım? Ben tüm şehirde reklam yapıp durdum. Arkadaşlar biraz ara verelim. Pekala. Her gün aynı işi yapmaktan sıkılmaya başladım. Eğlenceli bir şeyler yapsak. Eğlenceli mi? Buna ne dersin? Ben de deneyeyim mi? Her şey bitti. Bana herkes yalancı diyecek. İzle beni. Ses de ne? Vay. Merhaba arkadaşlar. Sen sihirbaz Joey değil misin? Ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar, sirke katılmak ister misiniz? yani, anlamadım. Hepiniz çok yeteneklisiniz. Eminim birlikte muhteşem bir sirk kurabiliriz. Çok mu yetenekliyiz? Öyle mi? Hadi arkadaşlar, çok eğleneceğiz. Kulağa hoş geliyor. Hadi deneyelim. Denesek mi acaba? Bize uyar. Pekala. O halde yarın çalışmalara başlayalım. Tamam. La la la, la la la. Merhaba. Tayo. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Söylememde sakınca var mı bilmiyorum. Ama biz sirkte bir gösteri yapacağız. Sirk mi? Vay! Joey'nin sihirli sirkinde mi yoksa? Evet, kesinlikle öyle. Çok yetenekliymişiz de ondan. Çok güzel bir haber bu. Arkadaşlarımla izlemeye geliriz. Kesinlikle izlemeye değer. Herkes burada değil mi? O halde görev dağılımı yapalım. İlk olarak Poco. Sen jimnastik barfix'e geçersin. Billy'e hokkabazlık yakışır. Chris ise denge gösterisi yapabilir. Ve Max de çemberlerden atlar. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Ben jimnastikçi mi olacağım yani? Pekala, şimdi dönmeye çalış. Tamam.
Galiba olmadı. Ben de hokkabazlığı deneyeyim. Bayağı iyisin bile. Pekala, birkaç top daha ekleyelim. Harika. Beni. Özür dilerim. Merak etme, çalıştıkça daha seri çevireceksin. Hadi herkes çalışsın. Tamamdır. İnşaat arabaları her gün çok çalışmaya başlamış. Çocuklar, duydunuz mu? İnşaat arabaları Joey ile sirk kurmuş. Sirk mi? Ne diyorsun sen? İnşaat arabalarının sirkte ne işi var? Duymadınız mı? Joey çok yetenekli oldukları için sirke dahil olmalarını istemiş. Gerçekten mi? Kesinlikle izlemeliyiz. Aynen öyle. Hep birlikte izlemeye gideriz. Evet. Büyük ihtimalle çok çalışıyorlardır. Çok yoruldum. Hadi devam edin arkadaşlar. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Acaba biraz ara versek mi? O halde ben çıkıp tanıtım yapmaya devam edeyim. Siz de biraz dinlenip sonra devam edin. Tamam, anlaştık. Joey ne kadar katı bir koç. Çalışın, çalışın, çalışın. Başka bir şey demiyor. Hiç eğlenmiyoruz. Sadece yoruluyoruz. Bugünlük kendimize izin verelim mi? Olur tabii. Nasıl olsa Joey geç saate kadar dönmez. Bana uyar. Böylece inşaat arabaları bugün hiç çalışmamış oldu. Küçük otobüs Tayo. Sirkin açılışına sadece birkaç gün kaldı. Arkadaşlar... Hadi bugün açılış günüymüş farz edip tam prova alalım. Tamam. Bize uyar. Poco ile başlayalım mı? Tamam. Oley. Hadi bakalım. Eyvah. Alevli yapalım. Gösterideki gibi olsun. Pekala. Ne oldu Max? Çok sıcakmış gibi duruyor. Ne? Madem bu kadar korkuyordun, niye sirke katıldın? Galiba yapamayacaksın. Ne? Siz çok mu başarılı oldunuz? Max haklı arkadaşlar. Arkadaşlar, gösteriye iki gün kala şu yaptıklarınıza bakın. Beklediğimden daha zormuş. O zaman daha çok çalışsaydınız. Ama çok yoruluyoruz biz. Bu kadar zor olacağını bilseydim katılmazdım. Ne? Arkadaşlar ya hakkını vererek yapın ya da hiç yapmayın. Eğlenceli olacak dedin diye sirkine katıldık. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Ben de. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet, aynen. Hadi gidelim. Hey durun. Ne yaptık biz böyle? Boşuna zaman harcadık. Kesinlikle. Merhaba. Merhaba çocuklar. Sirke katıldığınızı duyduk da. Açılışı iple çekiyorum. Bir sürü numaranız olmalı. Ne de olsa inşaat arabaları çok güçlüdür, değil mi? Evet, doğrudur. Biz de geleceğiz. Bol şanslar. Teşekkür ederiz. Bol şanslar. Neden onlara sirkten ayrıldığımızı söylemedik ki? O kadar heyecanlılardı ki nasıl söyleyecektik? Haklısın. Acaba çok mu sert davrandım? Zaten çok şey istemiştim. En azından daha kibar davranabilirdim. Çok geç olmadan gösteriyi iptal etsem iyi olacak. Joey! Ha?
Arkadaşlar, neden geri döndünüz? Biz özür dileriz. Tekrar dahil olmak istiyoruz. Çok çalışacağız Joey. Nasıl? Biz ayrıldıktan sonra küçük arabalarla karşılaştık. Hayal kırıklığına uğramasınlar istiyoruz. Arkadaşlar, tamam o zaman. Hadi elimizden geldiğince hazırlanalım. Evet. Pekala, sıra bende. Sirkin açılış günü sonunda geldi. Ne zaman başlayacak? Ben de. Bakın. Bayanlar, baylar. Joey'nin sihirli sirkine hoş geldiniz. İlk gösterimiz inşaat arabaları sihirli numaraları. Hadi bakalım. Abrakadabra! Hop! İnşaat arabaları sirki teşekkür eder. Herkese teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız yapamazdık. Neden bahsediyorsun sen? Aslında provalarda çok zorlandığımız için sirki bırakmıştık. Ancak bize o kadar çok güvendiniz ki moral bulup çalışmalara döndük. Öyle mi? Gerçekten çok iyiydiniz. Çocuklar, sirkimizle dünyaya açılmaya ne dersiniz ha? Olmaz, o kadar da değil. İnşaat arabaları arkadaşlarını önemsedikleri için olağanüstü performanslar sergileyebildi. Öğretmen Gani. Hena ve küçük otobüsler garajda toplanmış konuşuyorlar. Bir günlük öğretmen mi? Evet, bir günlüğüne anaokulu çocuklarına bir konu anlatacak. Benim gitmem gerekiyordu ama iş yüzünden gidemeyeceğim. O yüzden Sito'nun yerine aranızdan birini göndermek zorundayız. İyi de orada ne yapacağız? Diğer dost araçlarla iletişim kuracaksınız ve onlara görevlerinizi anlatacaksınız. Hepimiz otobüs olduğunuza göre günlük programınızı açıklayabilirsiniz. Harika, çok iyi gerçekten. Oraya ben gitmek istiyorum. Asıl ben gitmeliyim çünkü o tür işlerde ben çok iyiyim. Hayır. Siz ikiniz gidemezsiniz. Çünkü mesainiz var, işi bırakamazsınız. Gani, sen gidebilirsin. Yarın izin günün değil mi? Evet, ama ben kendime pek güvenmiyorum. Ben çok başarılı olacağından eminim Gani. Sen her işin üstesinden gelebilirsin. Evet, ben de seninle geleceğim. O yüzden korkma. O halde görevi sana devrediyorum. Yapabilirsin Gani. Denemeye değer. Pekala. En azından denerim. Harika. Teşekkür ederim Gani. Bir günlük öğretmenlik görevini Sito'nun yerine Gani üstlenecekti. Ertesi sabah farklı türden araçlar bir günlük öğretmenlik yapmak üzere bir araya geldi. Tam bana göre bir iş. Harika. Evet, göreceksiniz. Siz bana bırakın. Bana bırakın. Yaparım. Çok heyecanlıyım. Çok şey. Burada çok marifetli araçlar var. Rahat ol. Normal davran. Kendin gibi ol. Tamam. Adımlarınıza yaşasın. Dikkat edin. Tamam. Süper. Çocuklar, bu hizmet araçları bir günlüğüne sizin öğretmenleriniz olacaklar. Şimdi hepsine merhaba deyin. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Sizinle bugün çok eğleneceğiz. Ders sonunda sizi almaya gelirim. Tamam, güle güle. Pekala, derse başlayalım mı? Evet. Ağır iş makineleri Poco ve Max. İlk dersi onlar verecekler. Merhaba çocuklar. Biz inşaat işlerinde çalışan ağır iş makineleri. Ne kadar da büyükler. Şimdi size ne iş yaptığımızı göstereceğiz. Poco, hazır mısın? Hadi hemen başlayalım.
Şuna bak. Tamam. Sıra sende Max. Harika. Şuna bakın. Bütün kumu bir hareketle boşalttı. Çok sağlam parçalar olmalı. Evet, biz oldukça güçlü araçlarız. Muhteşemdi. Ben işimi onlar kadar iyi yapabilecek miyim acaba? Şimdi sıra Pet ve Rookie'nin vereceği ikinci derste. Merhaba çocuklar. Görevimizin ne olduğunu biliyor musunuz? Kötü adamları yakalıyorsunuz. Evlerimizi koruyorsunuz. Haklısınız çocuklar. Ayrıca kazaları önlemek için tüm araçların trafik kurallarına uymasını sağlıyoruz. Artık başlayalım mı? Hadi süratli. Tamam. Kırmızı ışıkta geçti. Hemen peşine düşelim. Hey, kırmızı araba dur. Hemen kenara çek. Olamaz, polis arabası. Kırmızı ışıkta durman gerekiyordu. Yola devam etmen çok tehlikeli. Özür dilerim. Polis memuru kötü arabayı yakaladı. Evet, yakaladı. Gerçekten çok heyecanlıydı. Neden kötü adam rolünü hep ben oynamak zorundayım? Hadi çocuklar, bu güzel gösteri için süratliyi alkışlayalım. O kadar da özel bir şey yapmadım. Pet ve Rookie'nin dersleri de harikaydı. Şimdi sıra Frank ve Alice'da. Doğrusu nasıl bir gösteri yapacaklarını ben de merak ediyorum. Korkmayın çocuklar. Şuna bakın. Harika. Burada acil durumda bir hasta var. Ambulans gerekiyor. Ben burada giriyorum. Hastayı bindirin lütfen. Tamam. Pekala. Hastayı yatırdım Alice. Pekala, artık gidebilirim. Merak etmeyin, ben iyiyim çocuklar. Ambulansımız Eris hasta ve yaralı kişileri hastaneye böyle götürüyor. Yaşasın! Harika! Yaşasın! Gani, oyunumu beğendin mi? Bence çok güzeldi. Ha? Ne oldu? Hasta mısın? Hayır, sadece endişeliyim. Hangi konuda? Benim görevim öteki araçlarınki kadar önemli değil. Ayrıca onlar gibi havalı da değilim. Eminim çocuklar düş kırıklığına uğrayacaklar. Gani, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bana göre yapılan her iş bir ihtiyaca cevap verir. Ve herkesin yararınadır. İtfaiye aracından ağır iş makinelerine, polis arabalarından senin gibi otobüslere kadar Gani. Hepimiz eşitiz ve aynı derecede önemliyiz. Ayrıca her konuda çalışkanlığınla beni etkilemeyi başarıyorsun. Sağ ol Hena. Şimdi başını dik tut ve kararlı ol. Ben sana çok 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 güveniyorum Gani. Gülmek her zaman iyi gelir. Evet, kendimi çok daha iyi ve cesur hissediyorum. Tabii senin sayende Hena. Sevindim. Başarılar Gani. Küçük otobüs Tayo. Çocuklar, şimdi Gani size bir otobüsün neler yaptığını gösterecek. Lütfen dikkatle seyredin. Tamam. Gani, hazır mısın? Evet. Tam çizgide duruyorum. Hoş geldiniz. Merhaba küçük otobüs. Beni bir sonraki durağa bırakır mısın? Tamam. Hadi şimdi gidelim. Bir sonraki durağa kadar gitmenin ne özelliği var? Otobüsler hiç ilginç değil. Olamaz. Gördün mü? Çocuklar beni hiç beğenmedi. Gani, otobüs durağını geçtik. Evet. Ne yapacağım ben şimdi? Geri gitmeliyim. Gani, durakta geri manevra yapmak tehlikelidir.
misin Ana? İyiyim. Kapıyı açabilir misin? Tabii. Olamaz. Galiba bir problem var. Bu hiç de zor bir şey gibi görünmüyor. Zor bir şey gibi görünmüyor. Ne yapıyor bu? Saçma. Çok kötü. Üzülme Gani. Ne yapabiliriz? Bu neydi? Tamam çocuklar. Olamaz. Çocuklar sırılsıklam olacak. Bir bu eksikti. Bana göre yapılan her iş bir ihtiyaca cevap verir. Ve herkesin yararınadır. Tamam. Bu hiç iyi olmadı. Hena. Evet. Ben çocukları anaokuluna götürebilirim. Evet. Bu çok iyi bir fikir. Çabuk. Islanmadan binin. Merhaba Gani. Çocuklar hadi binin. Tamam. Sizi anaokuluna ben götüreceğim. Teşekkür ederiz Gani. Hadi gidelim Gani. Sıkı tutunun. Hareket ediyoruz. Görüşürüz Gani. Hoşça kalın. O kadar yoğun yağıyor ki önümü göremiyorum. Anneciğim. Korkmayın. Şimdi ışıkları açarım. İşte. Korkmanıza gerek yok. Birazdan okulunuzda olacaksınız çocuklar. Neyse ki yağmur hafiflemeye başladı. Geldik çocuklar. Yaşasın! Teşekkür ederiz Gani. Çok yoruldun öyle değil mi? Hayır. Önemli değil. Bu benim en iyi yaptığım iş. Gani! Teşekkür ederiz. Bence en iyisi otobüs olmak. Bence de. Teşekkür ederim. Bakın yapmış o. Çok güzel. Yapmış ne kadar güzel. Harika. Hey Hena. Biliyor musun? Otobüs olduğum için son derece mutluyum. Sahi mi? Bir günlük öğretmenlik deneyiminden sonra Gani otobüs olduğu için kendisiyle gurur duyması gerektiğini öğrenmişti. Lenny yanlış anlıyor. Lenny için yine harika bir iş günü. İşte geldik. Görüşmek üzere. Bu Lenny. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Aferin kızıma. Çok iyi bir otobüs. Affedersiniz ama yeşil ışık yandı. Özür dilerim. Hazırsanız hareket edelim. Bu Sido. Sanırım beni görmedi. Hey Lenny. Bugün eve erken dönüyorsun. Yarınki sürüş sınavı için biraz çalışmak istiyorum. Öyle mi? Ben de sınava çalışmak istediğim için eve dönüyordum. Tamam. O zaman garaja gidip birlikte çalışalım. Hadi gidelim Lenny. Tamam. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün erken döndünüz. Siz nereye gidiyordunuz? Görüntülü eğitim merkezinde sürüş alıştırması yapacağız. Sahi mi? Biz de şimdi oraya gidiyorduk. Öyle mi? Olamaz. Sorun ne? Eğitim merkezinde sadece bir otobüs çalışma yapabiliyor. Dördümüzün de çalışması için yeteri kadar zaman yok. Peki ne yapacağız? Tamam, siz gidip çalışın. Ben de bugün çalışmam. Emin misin? Düşününce her zaman en yüksek puanı Lenny alıyor. Bu doğru mu? Harikasın Lenny. Lenny, çalışmadan sınava girmek istediğinden emin misin?
Evet, önemli değil. Zaten bugün erkenden yatıp uyumak istiyordum. Öyleyse önce ben gidiyorum. Çok teşekkür ederiz Leni. Aslında benim de çalışmam gerekiyor. Ama artık iş işten geçti. Sido! Merhaba Leni. Bugün yolda giderken seni gördüm. Sen beni görmedin mi? Sido! Hadi seni bekliyorum. İzninle Hena'yla konuşmam gerekiyor. İşte yine aynı şeyi yaptım. Sınav sonuçlarımız belli mi Hena? Harika. Herkes çok başarılı oldu. Tayo ve Gani ilk kez sınava girdikleri halde çok iyi puan aldılar. Yaşasın! Peki ya ben? Senin puanında da bayağı artış var Rogi. Herhalde daha önce çok çalıştın Rogi. Elbette. Tamam, sıra sende Leni. Pekala. Eminim her zamanki gibi çok başarılı olacaksın değil mi Leni? Elbette. Yine de kendine fazla güvenme. Tamam. Leni, Sito'nun gözüne girebilmek için çok başarılı olmak istiyor. Başlayabilirsiniz. Lütfen sonraki otobüs durağında durun. Peki otobüs durağı nerede? Ben bu yolu hiç bilmiyorum. Dün akşam çalışmam gerekirdi. İşte orada. Otobüs durağına geçtiniz. Hadi durmam gerekiyor. Hayır. Leni, hayır. Başarısız oldunuz. Lütfen tekrar deneyin. Leni! Yine en yüksek puanımı aldın. Leni, içeride ne oldu öyle? Otobüs durağını geçtin, sonra yolda aniden durarak bir kazaya neden oldun. Ne? Yapmayın. Kimse mükemmel değildir. Ama bu kadarı fazlaydı. Önceden çalışmak aklına gelmedi mi Leni? Aslında dün akşam çalışacaktım ama... Biliyordum. Zahmet edip çalışmamışsın. Ama çalışmak istemediğimden değil. Yolda olsaydın büyük bir kazaya sebep olabilirdin. Neden sürekli beni aşağılıyorsun? Ne? Dün de bütün gün beni görmezden geldin. Şimdi de haksız yere azarlıyorsun. Ne? Dün mü? Ben işe gidiyorum. Leni dur. Görüşmek üzere. Leni'nin mesaisi bitmişti. Ama garaja bu kadar erken dönmek istemiyordu. Sito'nun onu pek umursamadığını düşünüyordu. Şimdi nereye gidebilirim? Leni, merhaba. Max, merhaba. Nereye gidiyorsun? Çalıştığım inşaat alanına dönüyorum. İnşaat alanına mı? Ben de gelebilir miyim? Elbette, çok sevinirim. Beni takip et. Yaşasın, teşekkür ederim. Merhaba çocuklar. Bakın kim gelmiş. Uzun zamandır görüşememiştik. Ziyaretini neye borçluyuz? İnşaat alanının neye benzediğini görmek istedim. Hadi gel, seni gezdireyim. Hayır, ben seni gezdiririm Leni. Eminim Leni benimle gezmek ister. Leni'yi ben gezdireceğim. Ben gezdireceğim. Hadi ama. Leni'yi ben gezdireceğim. İlk gezdireyim diyen bendim. Bakın onu ben getirdim, ben gezdireceğim. Hey Leni, neden benimle gelmiyorsun? Zahmet etmeyin. Ben kendi başıma gezebilirim. Bir dakika. Leni gezmek istiyor. Hayır ben gezdireceğim. Olamaz. Ne yapacağım? Çabuk hesaplandım. Leni ben gezdireceğim. Hadi kendi çabamla çıkamayacağım. Hadi ama lütfen. Ben gezdireceğim. Çok sıkıldım. Konuşmadan. Ben gezdireceğim dedim. Küçük otobüs Tayo. Hadi. Evet işte bu kadar. Üstüm başım ne kadar da kirlendi. İyisin değil mi? Evet, artık eve dönsem iyi olacağım. Ne? Hemen mi? Hani burayı gezecektin? Artık bir dahaki ziyaretimde gezerim. Görüşmek üzere. Tamam. Sonra görüşürüz Leni. Hep senin yüzünden oldu. Evet, doğru söylüyor. Sito olsaydı eminim önceden beni uyarırdı. Leni, inşaat alanında çok dikkatli olmalısın. Gözünü dört aç. Tamam. Umurumda bile değil. Zaten beni hiç sevmiyor.
Merhaba çocuklar. Merhaba Sito. Lenny'i gören oldu mu? Hayır. Henüz işten dönmedi. Mesaisi bitmiş olmalı. Nereye gitti acaba? Galiba ona fazla sert davrandım. Sito, Lenny ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sınavdan önce çalışmamasının nedeni bizdik. Sırasını bize verdi. Gerçekten mi? Evet. Bunu bilmiyordum. Gidip onu bulacağım. Lenny'i merak eden Sito, onu bulmak için şehre gitmeye karar veriyor. Gidip bir yerde yıkanmam gerekiyor. Frankie'nin itfaiye binası buralarda bir yerde olacaktı. Frank! Merhaba Lenny. Üstün başın çok kirlenmiş. Ne oldu sana? Frank, buradaki yıkama istasyonuna girebilir miyim? Tabii. İstasyon hemen arkada. Bu yangın alarmı. Kusura bakma, gitmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Onun nasıl çalıştığını bilmiyorum ki. Lenny garaja geldiği ilk günü hatırladı. Sito ona yıkama istasyonunu nasıl kullanacağını anlatmıştı. Nasıl gidiyor? İyi misin? Evet. Lenny! Lenny! Nerede bu çocuk? Olabilir. Evet, en az senin kadar güzel diyebilirim. Gerçekten mi? Sito, hemen dönmezsen beni merak ederler. Tamam, hemen şimdi garaja dönüyorum. Hareket edemiyorum. Galiba yakıtım bitti. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ne yapacağım şimdi? Ay çok korkuyorum. Lenny! Ha? Burada olabileceğin içime doğdu. Sito! Hadi gidelim Lenny. Herkes seni merak ediyor. Ama benim yakıtım bitti. Demek o yüzden. Hadi buna sıkıca tutun. Tamam, artık gidebiliriz. Lenny. Efendim? Sabah söylediklerim seni çok mu kırdı? Sana sert davrandığım için çok özür dilerim. Sınavı geçemediğin için zaten üzgün olduğunu düşünemedim. Belki sınavda başarılı olamadın. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Ama yine de her zaman elinden geleni yaptığın için seninle gurur duyuyorum. Bana hala kızgın mısın? Sito, seni endişelendirdiğim için özür dilerim. Önemli değil. Sito, beni burada bulabileceğini nasıl bildin? Burası şehirde en çok sevdiğin yer değil mi? Çok iyi bilirsin Sito. Lenny sonunda Sito'yu başından beri yanlış anlamış olduğunu fark etti. Sito ona gerçekten değer veriyordu. Teşekkür ederim Sito. Gel arkadaş olalım. İşte çok güzel bir sabah. Tayo yıkama istasyonuna gidiyor. Tayo'nun arkadaşları dışarıda toplanmışlar. Bu çok güzel. Hey, Tayo nerede? Yıkama istasyonuna gitti. Şuna bakın. Küçük otobüsleri etkileyen harika bir araba. Merhaba arkadaşlar. Henan nerede? Teşekkürler. Muhteşem bir şey.
Hadi onu izleyelim. Hena. Ha? Parlak. Uzun zamandır görüşmemiştik. Muayeneye mi geldin? Siz burada ne yapıyorsunuz? O kim? O mu? Ben mi? Olamaz. Beni tanımıyor musunuz? Bu arabanın adı Parlak. Şehrin en havalı, en güzel arabası. Tamam Parlak, gel içeri. Ha? Peki. Muhteşem bir araba, öyle değil mi? Ayrıca çok da parlak. Gerçekten çok havalı. Muhteşem. Merhaba çocuklar. Ha? Şuna bakın. Hayo. Ha? Ha? Nereye gidiyorlar? Hayo. Bu harika bir şey. Ha? Bunun nesini beğeniyorlar hiç anlamadım. Tayo mu? Birazdan benim ne kadar müthiş olduğumu göreceksiniz. İşe gitme zamanı. Sonra görüşürüz çocuklar. Hadi birlikte işe. Ne sevimliler. Artık gidebilirsin. Pekala. Sonra görüşürüz Hena. Tamam. Güle güle. Beni unuttuklarına inanamıyorum. Bunu yanlarına bırakmayacağım. Adı Tayo'ydu değil mi? Buralarda bir yerde o olmalı. Ha? İşte orada. Merhaba. Çok şık bir arabasın. Adın ne? Benim adım Parlak. Benimki de Tayo. Biliyor musun, adın bile havalı. Elbette. Daha havalı bir şey görmek ister misin? Daha havalı bir şey mi? İzle şimdi. Harika. Gerçekten çok hızlı. İnanılmaz. Bu daha hiçbir şey dostum. Kırmızı ışıkta geçti. Ha? Bu ses de ne? Parlak, hadi sağa çek, derhal. Ne? Parlak, kırmızı ışıkta geçtin. Kaza yapabilirdin. Özür dilerim, ışığın değiştiğini görmedim. Parlak? Tayo, onu görmemiş gibi yapayım. Bu çok utanç verici. Ne? Size söylemedim. Parlak hava atmaya çalışırken kendini küçük düşürmüştü. İşte yine Parlak. Kaportasını cilalattığı için artık daha da parlak görünüyor. Bu Tayo değil mi? Ne kadar havalı olduğum ona bir kez daha göstereceğim. Hadi gidiyoruz. Parlak. Gerçekten etkileyici bir numara görmek ister misin? Bu çok havalı. Hayır. Dur çizgisini geçmişim. Bari biraz geri gideyim. Dikkat et. Bana çarpmak üzeresin. Olamaz. Sen orada ne yaptığını sanıyorsun? Git buradan. Üstümü kirletti. Yine rezil oldum. Bu utanç verici bir şey. Hey, buraya gel. Tavuklarımı geri ver. Nesi var acaba? Küçük otobüs Tayo. Bu ikinci kez rezil oluşum. Bundan sonra hiç hata yapmamalıyım. Bu neyin sesi? Sen miydin?
Git buradan. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Yok bir şey. Bakalım bu numaradan sonra gülebilecek misin? Bu harika bir ses. Nasıl buldun? Gördüğün gibi son derece güçlü bir motorum var. Seninkiyle karşılaştırılamaz bile. Çok havalı değil mi? Bir de şunu dinle. Bu koku da ne? Sanırım bir şey yanıyor. Parlak, koku senden geliyor. Ne? Motorundan duman çıkıyor. Duman mı dedin? Neler oluyor? Yanıyorum. Lütfen bana yardım edin. Umarım kötü bir şey değildir. Güle güle. Bugünü de bitirdik. Çok yoruldum. Ayo. Parlak, iyi misin? Neden? Ne oldu ki? Sana bir şey göstermeye geldim. Tada! Ne düşünüyorsun? Bunlar süper lastikler. Benim için özel olarak yapıldı. Ama önemli olan lastiklerin performansıdır. Bunlar üstün performanslı. Görmek ister misin? Bakalım. Burası mükemmel. Beni izle. Nereye gidiyorsun Parlak? Ama bu yol... Burada çalışma var. Lastiklerimin ne kadar müthiş olduğunu sana göstereceğim. Bak şimdi. Bu çok tehlikeli. Ben ne yaptığımı biliyorum. Parlak! Neler oluyor? Sanırım kuma saplandım. İyi misin Parlak? Bir rezaleti daha kaldıramayacağım. Elbette, gayet iyiyim. Durumun hiç de iyi görünmüyor. Merak etme, ciddi söylüyorum. Burada bir süre durup dinlenmek istiyorum. Sen yoluna devam edebilirsin. Sahi mi? Bunu istediğinden emin misin? Kesinlikle, sen evine git. Peki, sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Tayo. Olamaz, beni böyle bırakamazsın. Parlak kuma saplanıp kalmışken hava kararıyor ve gece oluyor. Ne yapacağım ben? Buradan çıkamıyorum. Lastiklerim giderek daha çok batıyor. Şimdi de benzinim bitti. Bunların muhteşem parlağın başına geldiğine inanamıyorum. Yine ne oluyor bana? Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey göremiyorum. Bu ses de ne? Kimsin sen? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Gece inşaat halindeki yolda Parlak korkudan titremeye başlıyor. Keşke hava atmaya çalışacağıma Tayo'dan bana yardımcı olmasını isteseydim. Fena halde uyku bastırdı. Uykum var. Parlak uyan! Parlak! Tayo? Parlak, iyi misin? Neler oluyor? Endişelenme. Seni kumdan çıkarmaya geldik. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Bunu Tayo istedi. Bana haber verip buraya gelmemi Tayo sağladı. Öyle mi? Tayo. Gerçi kendi çabamla da çıkabilirdim. Sahi mi? O zaman biz evimize dönelim. Yok, hayır. Onu demek istemedim. Hadi artık gidelim mi? Tamam. Parlak, sabahtan beri seninle ne kadar sık karşılaştık, öyle değil mi? Benimle dalga mı geçiyor? Sahi mi? Hiç farkında değilim. Rastlantı olmalı. Hadi gel arkadaş olalım. Madem bu kadar sık karşılaşıyoruz, bu fırsatı kaçırmayalım. Harika. Tamam, madem o kadar istiyorsun, o zaman arkadaş olalım.
Ama teklifi sırf sen istiyorsun diye kabul ediyorum, tamam mı? Tamam, öyle olsun. Ve Tayo ile Parlak arkadaş oldular. Arkadaşlıklarının uzun süre devam etmesini diliyorum. Yeni lastikler. Tayo! Tayo nereye gitmiş olabilir? Tayo! İşe gitme zamanımız yaklaşıyor. Beni çok korkuttun. Özür dilerim. Rogi nerede? Tamir atölyesinde. Aa, nesi var? Tamamdır. Bitti mi? Rogi! Sanırım arkadaşların geldi. Hey çocuklar! Bana bakın! Yeni lastikler taktırmışsın. Nasıl buldun? Tek kelimeyle bayıldım. Lastiklerini değiştirdin ha. Çok yakışmış. Tayo, galiba Rogi'yi biraz kıskandın ha? Hayır. Evet, ben de yeni lastikler istiyorum. Emin misin bakalım? Lastiklerinin yenilenmeye ihtiyacı yok mu diyorsun? Aslına bakarsan sana da yeni lastikler takmayı düşünüyordum. Ama ihtiyacım yok diyorsan başka birine verebilirim. Ya hayır, öyle demek istemedim. Şaka yapıyordum. Senin lastiklerini de değiştirme zamanı geldi. Yenilerini sipariş ettim bile. Sahi mi? Gerçekten mi? bu harika. Kargonun öğle saatlerinde geleceğini söylediler. O yüzden mesain bittikten sonra değiştireyim diyorum. Olur mu? Hem de harika olur. İşe gitme zamanı da geldi. Tayo, beni bekle. Sonra görüşürüz Sedat. Görüşürüz. Beni bekleyin. Dikkatli gidin. Tayo bu işe çok sevindi. Tayo'nun yeni lastiklerini Tony getiriyor. Kırmızı ışık yandı. Evet, çizgiyi geçmeden durdum. Tony her zaman trafik kurallarına uyar. Bayım, bakar mısınız? Çizgiyi geçtikten sonra durdunuz. Çizgi mi? Doğru. Çizgiyi geçmeden durmak temel bir trafik kuralıdır. Evet. Bunun için üzgünüm. Bundan böyle çizgiye dikkat edin. Tabii. Trafik kurallarına kendi iyiliğimiz için uymamız gerekiyor. Burada sol şeride geçsem iyi olur. Bu kadar hızlı gitmek çok tehlikeli. Bu böyle olmayacak. Yanına gidip onunla konuşmalıyım. Süratli. Bu Tony. Süratli, biraz yavaşla. Çok tehlikeli. Bana gerçekten yetişebileceğini mi sanıyorsun? Hadi bakalım. Ama hız sınırını aşıyor. Gördün mü? Bana asla yetişemezsin. Şimdi sırası mıydı? Ben kazandım. Süratli! Ne oldu? Şehrin içinde bu kadar hızlı gidemezsin. Kuralları çiğniyorsun. Derdin bu muydu? Ben ne kadar hızlı gidersem gideyim hiç kaza yapmam. Ne? Süratli! Sakin ol. Sorun ne? Diğer araçlarda senin gibi kuralları umursamadan deli gibi giderse ne hissedersin? Ben... Peki kendi yolunda giderken başka bir araç aniden senin önüne geçse ne hissedersin? Tabii bu tehlikeli olur. Ve birinin başına kötü bir şey gelebilir, değil mi? Evet, sanırım. Sen de yaralanabilirsin, değil mi? Yaralanmayı hiç istemem. O zaman trafik kurallarına uymaya başlasan iyi olur. Evet, haklısın. Tamam. Bundan böyle bütün trafik kurallarına uyacağım. Söz mü? Sonra görüşürüz. Güle güle Tony. Tony süratliyi daha güvenli gitmeye ikna etti. Gerçekten çok güzel bir his bu. Neredeyim ben? Olamaz. Galiba kayboldum. Küçük otobüs Tayo.
Aa, yeni lastiklerim için sabırsızlanıyorum. O pırıl pırıl lastiklerle çok havalı olacağımdan eminim. İşte oldu. Aa. Bunlarla harika görünüyorsun. Gerçekten mi? Elbette. Sen bu şehirdeki en havalı otobüssün Tayo. Ne? Tada! Aa, yeni lastikler. Aa, hem de son model. Sana çok yakışmış Tayo. Aa, ne kadar parlak ve temiz. Aa, lastikleri muhteşem. Aa, çok havalısın. Bu Tayo değil mi? Harika görünüyor. Harika olmuş. Yok canım, o kadar da değil. Çok güzel olmuş. Etkileyici. Bayıldım. Kıskandım. Yeni lastiklerim gerçekten çok güzel. Tayo! 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 Neden hala hareket etmiyorsun? Aa. Yolcuların gitmeni bekliyor. Neden hareket etmiyorsun? Ne oluyor? Çok özür dilerim. Hemen hareket ediyoruz efendim. Tayo, iyisin değil mi? Aa, yeni lastiklerimi düşünürken de almışım. Demek o kadar heyecanlısın. Evet, sabırsızlanıyorum. Ben de seni yeni lastiklerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Bu taraftan gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Tamam. Şu ana kadar yeni lastiklerim garaja gelmiş olmalı. geç kalıyorum. Ne yapsam acaba? Frank, neler oluyor? Şehir merkezinde bir yangın olduğu ihbarını aldık. Yangın mı var? Hemen yolu açalım. Ne bu? Önüme geçiyorsun, yapma dur. Yol verin. Ne yapsam ki? Bir an önce gitmek zorundayım. Herkes beni dinlesin lütfen. Biraz bu kargaşada kimsenin ilerleyebilmesi mümkün değil. Sağdaki araçlar sağa çekilin. Soldaki araçlar sola çekilin. Ve Frank'e yol açın lütfen. Öyle mi? Hadi bir deneyelim. Tamam. Böyle mi? Tamam, bu iyi mi? Biz de şu tarafa gidelim. Böyle iyi mi? Tamam. Sen şöyle yan herhalde. Tamam, açalım. Güzel. İşe yaradı. Sağ ol Tony. Sonra görüşürüz. Güle güle. Geliyorum. Küçük kamyonet. Efendim? Trafik kurallarını uygulamakta çok başarılısın. Doğru. O olmasaydı düzeni sağlayamazdık. Evet, doğru. Haklısın. Aferin sana. İltifatlar Tony'nin trafik kurallarını başka arabalara anlatma isteğini arttırıyor. Dur. Max. Fazla yük taşımak trafikte tehlikeli olabilir. Tony lastikleri zamanında teslim edemeyecek. Ben geldim. Evine hoş geldin. Hena, yeni lastiklerim geldi mi? Neredeler? Tayo, şey oldu. Lastikler henüz gelmedi. Ne? Gelmedi mi? Peki neden? Bilmiyorum. Tony erkenden yola çıkmış. Eminim birazdan burada olur. Herkese güle güle. Bugün biraz geç kaldım. Ama artık eve gidebilirim. Ne kadar yoğun bir trafik. Tony. Merhaba Leni. Ne oldu? Bir sorun mu var? Aslında bu saate kadar lastikleri teslim etmem gerekiyordu. Ama geç kaldım. Lastik mi? Tayo'nun yeni lastikleri olmalı. Sabahtan beri sabırsızlıkla onları bekliyor. Şimdi benim yüzümden hayal kırıklığına uğramıştır. Acele etmeliyim. Buldum. Aklıma harika bir fikir geldi. Garaja giderken kullandığım kestirme bir yol var. Beni takip et. Teşekkür ederim. Neden bu kadar geç kaldı? Birazdan burada olur. Bak, geliyor işte. Sahi mi? Tony! Merhaba çocuklar. Burada ne yapıyorsunuz? Beni mi bekliyordunuz? Hayır, Tony'yi bekliyorduk. Bize lastik getirecekti ama hala gelmedi. Anladım. Tayo, bak ne diyeceğim. Tony gelmezse lastiklerimi sana verebilirim. Sağ ol. Ama onlar senin lastiklerin. Biraz daha bekleyelim bence. Burada bekleyeceğini biliyordum. Bu kez de gelen Leni'ymiş. Tayo!
Tony! Geciktiğim için özür dilerim. Ne oldu ki? Kusura bakmayın. Diğer arabalara trafik kurallarını öğretmem gerekti. Sağ salim gelebildiğine sevindim Tony. Geç kaldığım için özür dilerim. Aa, mühim değil. Biz senin için endişelenmiştik. Teşekkür ederim Tayo. Lastiklerimi şimdi değiştirebilirsin değil mi? Tayo, izin ver de önce Tony ile ilgileneyim. Ha? Benimle mi? Bütün gün trafikte dolaşıp durdu. O yüzden iyi bir kontrolden geçmeli. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Pekala. Gel bakalım Tony. Ama Hena, önce lastiklerimi değiştirsen olmaz mı? Tony ile işim biter bitmez değiştiririm. Ben iyiyim. Bak, Tony de iyi olduğunu söylüyor. Önce Tony. Birkaç dakikada işim biter. Biraz sabırlı ol lütfen. Peki, madem öyle diyorsun. Doğru tamir atölyesine Tony. Pekala. Hadi acele et de bir an önce lastiklerim değişsin, tamam mı? Gecenin geç saatlerinde Tayo nihayet yeni lastiklerine kavuştu. O geceyi hayatı boyunca hatırlayacaktı. Yaşasın! Yeni lastiklerim takıldı.